uzman bir isimle İran Araştırmaları Merkezi'nden Doktor İsmail Sarı ile konuşacağız bu konuları. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden. Sayın Sarı, merhabalar. Merhabalar Güçlü Bey, Barış Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Yapılan yorumları okuyunca bu seçimlerin İran yani devrim sürecinden beri yapılan seçimlerden biraz daha farklı olduğu, daha farklı bir rekabete sahne olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor. Ama bir yandan da adaylara bakıyoruz. Daha çok ekonomi politikalarını ön plana çıkartıyor. Siz bir fark görüyor musunuz geçmiş 12 seçimden sonra bu 18'inde yapılacak seçimlerde? Aslında Hümeyni'nin ölümünden sonra ve Hamenei'nin lider olmasından sonraki dönemde her cumhurbaşkanlığı seçiminin kendine özgü bir takım koşulları, şartları ve kendine özgü farklılıkları var açıkçası. Bana göre hemen hemen her seçimde biz bu seçim diğerlerinden farklı diye konuştuk. Ahmedinejad dönemini hatırlıyorum. O dönemde de yine aynı şekilde bir farklılık var mı diye tartışıyorduk. Yine Hatemi dönemi için de benzer tartışmalar vardı. Ruhani dönemi için de vardı ve şimdi Ruhani dönemi bitiyor. Belki İbrahim Reisi dönemi başlıyor ve bu dönem içinde, bu seçim dönemi içinde yine bu tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalar İran seçim sisteminin ve İran rejiminin bir doğasının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani nihayetinde İran rejimi ve İran siyasal sistemi bu tartışmaları doğuruyor. Yani belki bundan sonraki seçimlerde de yine tartışacağız. Bu farklı mı değil mi ya da niçin böyle oluyor diye tartışacağız. Rejimin doğası, sistemin doğası bu açıdan sıkıntılı. Ve beraberinde iki başlılık, işte sadece cumhurbaşkanı yok biliyorsunuz, rehber dediğimiz, Türkiye'de dini lider diye ifade edilse de tek yönü dini lider olmak değil, beraberinde siyasi liderliği de, belki en güçlü siyasi liderliği de üstünde taşıyan Velayet-i Fakih, yani bugün Ali Hamenei söz konusu. Bu iki başlılığın içerisinde doğal olarak da liderle, rehberle Cumhurbaşkanı arasında bir çekişme var. Rehberin daha çok sisteme hakim olduğu bir yapı ve Cumhurbaşkanı da rehberle uyumlu olduğu süreç içerisinde etkili olabiliyor. O nedenle sistem hakikaten karmaşık bir sistem. Güç dengesinin rehber lehine kurgulandığı bir yapı ve ciddi anlamda da sorunlar taşıyan ve doğası gereği bu sorunları da her seferinde seçim dönemlerinde yaşatan bir yapıdan bahsediyoruz. Sayın Sarı, reisinin seçilmesi durumunda şöyle yorumlar yapılıyor reisiyle ilgili. Hamenei'den sonra rehberlik makamına aday olduğu ya da olmak istediği şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu reisinin seçilmesi durumunda daha sert politikaları izleyeceği anlamına geliyor mu kendisini kamuoyuna ve dünyaya göstermek ya da ispatlamak için? Şöyle ifade edeyim. Şimdi İran Cumhurbaşkanlarına baktığımız zaman Beni Sadr yurt dışına kaçmak durumunda kalmıştı. Recai suikaste kurban gitti biliyorsunuz. Ama ondan sonraki cumhurbaşkanları hep iki dönem seçildiler. Yani herhangi bir aksamaya tabi tutulmadan hepsi 8 yıl görev yaptılar. Eğer reisi de seçilirse bir 8 yıl cumhurbaşkanı olacak demektir. Ve bu Ali Hamenei'nin sağlığının bozulacağı ya da vefat edeceği bir zamana denk gelecek muhtemelen. Yaşı 80'lerde bir rehberden bahsediyoruz. O nedenle bu 8 yıl içerisinde Ali Hamenei'nin böyle bir durum yaşaması sonucu adı en çok zikredilenler listesinde tabii ki reisi de var. Ama reisinin şimdi meşruiyet krizi oluşacak. Belki birazdan konuşacağız. Seçimlere yüzde kaç katılım olacak? Protestolar olacak mı? Ne kadar meşru bir cumhurbaşkanı olacak? Açıkçası %20'lerden, %30'lardan bahsediyor. Üçte bir oranlarından bahsediyor. Son yapılan bir araştırma gördüm ben. %25'ten bahsediyor. O nedenle böyle bir katılım, %25'lik katılımda en yüksek oyu, çok yüksek bir oy alsa bile meşruiyeti tartışmalı bir cumhurbaşkanı olacak. O nedenle içerideki bu meşruiyet tartışmalarını bir dış politika başarısıyla veya dış politika başarılarıyla bir şekilde
taçlandırması gerekecek. O nedenle belki ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde Hamenei, bu manada biliyorsunuz reisi biraz da Hamenei'nin adayı, sistemin adayı. Reisi bu manada desteklemek için müzakerelerde biraz daha olumlu tavır sergilenebilir. Yine biliyorsunuz Körfez'de bir yumuşama politikası var İran'ın. Daha doğrusu Körfez'in İran'la bir yumuşama politikası var. Ve İran'ın da olumlu bir cevabı söz konusu. Özellikle Suudi Arabistan'la. Belki burada bir yumuşama olacaktır. Ya da bölgeye yönelik daha ılımlı politikalar takip edilebilecektir. O nedenle daha şahin bir politika takip etmekten ziyade dediğim gibi zaten içeride Trump döneminden kalma çok ciddi sıkıntılar var. O maksimum baskı stratejisinin yarattığı büyük bir ekonomik kriz var. Zaten siyasi bir kriz var. Bunları aşabilmek için dış politika başarılarına ihtiyacı olacak reisinin. Bu manada belki beklenenin aksine daha olumlu, daha pozitif, hı-hı, daha nasıl diyeyim, karşıyla anlaşmacı, uzlaşmacı bir politika. Daha toparlayıcı belki, değil mi? Evet, evet, olabilir. Tabii bu daha sonraki tartışmalara da bağlı. Yani evet, biz reisinin seçileceğine biraz garanti gözüyle bakıyoruz ama halk büyük bir tepki gösterip Ruhani'nin yakın bir isim olarak bilinen Hemmeti'yi seçebilir. Yani sürprizler var hakikaten. İran Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hatemi'nin seçilmesi de böyle olmuştu. Hı hı. Rehberin desteklediği isim değil, Hatemi seçilmişti. Şimdi bir siyasal mühendislik var karşımızda. Yani reisin seçilmesi için bütün ortam hazırlanmış durumda ama bütün hesaplar yapılmış olmasına rağmen halkın hesabı farklı olabilir ve bütün tepki oyları bir başka adaya, özellikle de Abdülnasır Hemmati'ye kayabilir ya da Mihr Alizade'ye kayabilir açıkçası. Bunu göreceğiz. Yani şeyi görmemiz lazım. Hani reisi seçilecek mi? Seçilirse yüzde kaç mı seçilecek? Yüzde kaç katılımı olacak? Ondan sonraki gelişmeler vesaire. Hakikaten İran'ın sıkıntılı iç siyasal sorunlar anlamında sıkıntılı zamanlar bekliyor. Sayın Sarı, burada adaylığı onaylanan isimlerin seçim yarışına girdiğinde, yani bu bakıldığında televizyon olsun, bu propagandayla ilgili eşitlik vesaire ya da burada kullanacakları maddi kaynak olsun, bununla alakalı bir eşitlik var mı? Hani reisi ön planda gözüküyor ama sanki biz batılı kaynaklardan gördüğümüz kadarıyla sanki bütün adayların eşit imkanı var. Yani bu propaganda sürecinde ya da maddi kaynakların kullanması, sanki böyle bir durum var gibi görüyoruz. Şimdi yoksa adayların hepsi gerçek aday değil. Önce onu ifade etmek lazım. Yani 7 adaydan 5'i radikal muhafazakar ve muhtemelen bunlar reisi lehine çekilecekler. Hı hı. Yani muhtemelen reisi en son seçime doğru yaklaşırken bir başka ılımlı reformist diyeceğimiz adayla karşı karşıya kalacak. Yani seçim bu 7 kişi arasında olmayacak. Muhtemelen 2 kişi arasında olacak. Bir öncekinde de öyle oldu. Ruhani ile reis arasında oldu hatırlarsanız, hı hı, 2017'deki seçimde de. Böyle bir yapı var. Şimdi bu adaylar gerçek aday olmadıkları için sadece reisinin adaylığını meşrulaştırmak, biraz da seçimi şenlendirmek diyeyim tırnak içerisinde. Hı hı. Böyle bir misyonla içinde oldukları için bu seçimin, yani fırsat eşitliği tartışmalarının çok da anlamı yok açıkçası. Hı hı. Eğer hepsi gerçekten Cumhurbaşkanı olmak istiyor olsaydı dediğinizi belki tartışmak anlamlı olurdu. Ama şu an sistemin kurguladığı isim reisi, İbrahim Reisi. İşte radikal muhafazakarlar dediğimiz isimlerde onların bir şekilde desteği amacıyla çekilecekler, onları göreceğiz. Yani ben öyle olacağını düşünüyorum. Daha önce öyle oldu ve yapı buna biraz kurgulanmış durumda. Ama reisinin rakiplerine ya da onlar işte orada propaganda çalışmaları yürütürlerken devletin güvenlik kuvvetlerini de arkasına alıp saldırmak, taciz etmek vesaire, böyle şeyler sık yaşanır mı mesela İran seçimlerinde, hani dini yönetim? Yani saldırmak öyle değil. Yani protestolar olduğunda evet devlet sert bastırıyor.
Yeşil hareketi hatırlayın. Orada sert bastırılmıştı. Ama şey değil yani, devletin öyle zorlama, oy verdirme vesaire şeyinden ziyade burada şeyi görebiliriz. Siyasal mühendisliği görebiliriz. Yoksa diğer türlü bizim diğer Arap otoriter rejimlerinde gördüğümüz bir yapı görmüyoruz. Yani görünürde bir seçim var, yani onu ifade etmek lazım, bir seçim var. Ama bu seçim sizin önünüze konan bir seçim. Yani siz size deniyor ki bunlardan birini seç, ama ben bunu seçmeni istiyorum ve bütün şeyi de ona göre kurguluyorum. Biraz öyle. Yani seçeceklerini ben seçiyorum senin gibi bir şey. Zaten şeyden de bu anlaşılıyor. Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin veto ettiği adaylar, yani güçlü adayların veto edildiğini görüyoruz. Ahmet Necat yani işte, gibi değil mi? Ahmet Necat çok güçlü bir aday değil açıkçası, onu söyleyeyim. Yani evet, Cumhurbaşkanlığı yaptı ve Cumhurbaşkanı olacak oyu aldı, ama daha sonra popülaritesini yitirmiş bir cumhurbaşkanı. Yani %10'lardan bahsediliyor oy oranı. O da muhafaza şey kesim, daha kırsal kesimden bahsediliyor. Ahmet Necat'ın farklı bir rolü var. Belki o tartışma çok uzayacağı için girmeyeyim, ama bir Pezeşkiyan'dı, bir Ali Larijani'di. Özellikle Ali Larijani önemli bir isimdi. Yine Cihangir'i bu önemli bir isimdi. Belki değineceksiniz. Yine Cevat Zarif. Cevat Zarif'in şimdi mesela, onu soracaktım. Evet. Tape evet, şeyiyle beraber nasıl diyelim? Devre dışı mı diyelim? Evet, devre dışı kalmıştı. Belki reformist aday olarak hakikaten Cevat Zarif sempati toplayabilir bir isimdi. Peki, İki aday öne çıkıyordu zaten. Ali Larijani ve Cevat Zarif. Bu ikisi parlak isimler hakikaten, rakip olabilir isimlerdi. Ama şu an şeyin karşısındaki, reisinin karşısındaki alımlı kanada dair isimler öyle sosyolojik zemini olan, siyasal potansiyeli yüksek, halk desteği yüksek isimler değil. Ama bunları da bloklarken, yani bu farklı adayları, sizin bahsettiğiniz güçlü adayları bloke ederken dini yönetim, bir yandan da katılımın bundan dolayı düşük olacağını da öngörüyor değil mi? Demek ki çok fazla buna ehemmiyet vermiyor bu. Şimdi dini yönetim değil, onu düzeltmiş olayım. Şöyle, dini rehberlik de değil. Yani biz tabii nihayetinde şeyin... Nasıl toparlayayım? Teknik şeyler olduğu için belki... Biraz daha medya dilini kullanıyoruz belki, evet, de değil mi? Evet. Alışılagelmiş olan. Evet, belki onun verdiği bir şey. Yani çok da haklısınız tabii. Nihayetinde teknik meseleler. Şimdi Anayasayı Koruyucular Konseyi, yani Şura-i Nigahvan belirliyor bunu. Ve buradaki şeyden sonra, vetolardan ve adaylar açıklandıktan sonra Ali Hamenei, yani Türkiye'deki ismiyle dini lider diyelim, rehber yani, Şura şeyin, konseyin aldığı kararların zulüm ve haksızlık olduğunu söyledi. Yani o da onaylamadığını söyledi. Evet, ama şöyle de bir kurgu var. Nihayetinde rehberin onayı olmadan, ona danışılmadan böyle bir kararın alınmış olması da mümkündür. Yani bir hani tırnak içerisinde danışıklı dövüş sizin bu siyaset mühendisliği olarak tanımladığınız şeyin aslında, evet, unsurları, evet, bunlar yani, galiba değil yani, mi? Evet evet, burada rehberlik masum görünüyor, yani hani dini lider bu konulara karışmıyor gibi görünüyor. Evet. Nihayetinde bir konsey var ve konseyde belirli kriterlere göre adaylara belli kriterler çerçevesinde bakıyor. Kimisini uygun görüyor, kimisini görmüyor. Hani bir şey varmış gibi. Ama dediğim gibi rehberin onayı olmadan, herhangi bir eveti olmadan onların böyle bir karar alması mümkün değil. Ahmet Necat'ı daha önce de zaten veto etmişlerdi hatırlarsanız. Evet. Ama Ali Larijani'nin ki bu aile önemli de bir aile. Sadık Larijani'yi biliyorsunuzdur. Yargı Erkin'in reisinden önceki başkanı bu. Abisi. Ve bu aile 40 yıldır devlete hizmet eden bir aile. Ali Larijani de parlamento başkanıydı, meclis başkanıydı.
Bu isimlerin bile, yani bu kadar önemli mevkilere gelmiş isimlerin bile veto edilmesi zaten ilginç bir durum yaratıyor. Yani çok üst makamlara gelmiş bir insanlığı siz Cumhurbaşkanlığı kriterlerinde yeterli görmüyorsunuz. Evet. Siz az önce değindiniz Cevat Zarif olayına. Geçtiğimiz aylarda yaşandı. Bir ses kaydı. Kasım Süleymani'yi ağır şekilde eleştiren bir ses kaydı. Sonra bunun için özür diledi vesaire. Bu ses kaydının yayınlanması kimileri tarafından bir dış oyun, kimileri tarafından da iç siyasette bir hesaplaşma ya da işte sizin tabirinizde az önce kullanmıştınız, siyasi mühendisliğin bir adımı olarak yorumlandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani gerçek anlamda önü kesilmiş oldu Zarif'in. Yani açıkçası içeriden bir operasyon gibi görülüyor. Ve iki yönlü. Bazı reformcu kanadın da bunu yapmış olabileceğine dair İran basınında yazıldı, çizildi açıkçası. Çünkü onlar da Cevat Zarif'e sıcak bakmıyorlar. Nihayetinde bir gelenek var reformcu kanatta ve Cevat Zarif bu siyasi geleneğin yıllardır içinden gelmiyor. Yani yıllardır bu işle uğraşan insanlar var. O nedenle Cevat Zarif'in önünü onların da kapattığına dair çok yazıldı, çizildi. Yani yurt dışında ama eğitim alması vesaire bunda etkili olabilir mi böyle şeyler? Yok, daha çok, yok daha çok işte içerideki o kanadın kendi iç hesaplaşması. Anladım. Ama tabii bunlar dediğim gibi biraz spekülasyon. Ama en mantıklısı belki, hani içeriği tam bilemediğimiz için doğal olarak olay nedir? Ama sonuçtan gidecek olursak sonucun nedeni olarak da açıkçası muhafazakar kesim, sistemin bunu bir şekilde deklar ettiği, sızdırdığı öngörülebilir. Çünkü daha çok bu reisiye ve sistemin adayı olan reisiye yaramış oluyor. Sayın Sarı, siz bahsettiniz özellikle Trump döneminde ekonomik siyasi krizin İran'daki toplulukları, insanları bunalttığına dönük. Başka bir taraftan bakıldığında, yansıtıldığı kadarıyla söylüyorum tabii ki, dış politika alanında ya da tam dış politika denir mi ona bilmiyorum. Çünkü bazı yerlerde askeri karşı karşıya gelmeler vardı, Suriye başta olmak üzere. Orada da sanki zafer üstüne zafer kazandığı gibi bir durum sanki böyle gözüküyordu dışarıdan. İran toplumu içinde bu nasıl değerlendiriliyor? İran halkı, İran yönetiminin başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki ya da farklı yerlerdeki bu hamleleriyle gurur duyuyor mu? Bunlar bize yeter diyor mu? Yoksa ekonomik krizin yanında bu çok sönük mü kalıyor? Şimdi devlet bu müdahaleleri, dışarıdaki bir takım operasyonları şu gerekçeye bağlıyor ve halkımız da şunu diyor. Eğer biz dışarıda savaşmazsak içeride savaşmak zorunda kalırız. Yani Suriye'de savaşmazsak bombalar Tahran'da patlar, İsfahan'da patlar. Irak'ta savaşmazsak Meşet'te patlar. Yani bu bizim bir şekilde güvenlik stratejimizin bir parçası. Biz savaşı dışarıda yürütüyoruz. Zaten büyük bir savaş var. Küresel bir güçle mücadele ediyoruz, Amerika gibi. Onun bölgesel müttefikleri var ve onlar da bize düşman. Ve nihayetinde bizim bunu dışarıda yapmamız gerekiyor. Kendi açılarından böyle halka anlatıyorlar. Ama tabii bunu özellikle 2018'in sonundaki halk gösterilerinde gördük. İşte Yemen'i bırak bize bak, Lübnan'ı bırak bize bak gibi. Böyle hatta Irak'ta, Suriye'de devletin şehit olarak ilan ettiği isimlerin portrelerini yırttılar. Resimlerin duvarlara asılmış pankartlarını, resimlerini yırttılar. Dini liderin Hamene'nin resimlerini yırttılar. Yani halkta tabii ki doğal olarak bir tepki var. Yani nihayetinde onlar da bunu söylüyorlar. Hani bu ve bir maddi kaynak akıyor bu tabii arada. Tabii ki dışarıya bir maddi kaynak aktarılıyor. Yani Suriye'de savaşmak, Yemen'de savaşmak, Irak'ta savaşmak, Lübnan'da savaşmak ve buradaki proksilere, vekil güçlere para aktarmanız gerekiyor. İnsan o şeyi var, kaynağı. Bunlara ciddi paralar aktarılıyor, silah yardımları yapılıyor vesaire. Doğal olarak halkın ciddi bir tepkisi var. Ama bu bir devlet politikası. Yani İran'ın güvenlik stratejisi bunun üzerine
kurgulanmış ve bundan vazgeçecek gibi de görünmüyor açıkçası. Bunu şeyde de gördük. Mesela bundan 4 yıl önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman dedi ki biz savaşı İran'ın içerisine taşıyacağız. Ve o günlerde devletin halkına söylediği şey aslında tecessüm etmiş oldu. Yani bakın, eğer biz oralarda savaşmıyor olsaydık, görüyorsunuz yani düşmanlarımız savaşı bir şekilde içeriye taşımaya, İran'ın içerisine taşımak istiyorlar dedi. O manada devlet aklı böyle kurgulamış. Ama nihayetinde bunun olumsuz sonuçları da tabii ki ortaya çıkıyor. İşte Irak'taki halkın protestolarında artık İran'a bir tepki gösterdiğini görüyoruz. Yine Lübnan'daki protestolara baktığınız zaman İran'a bir tepki gösteriyor. İran'ın müdahalelerine, iç işlerine karışmasına artık tepki gösteriyor. Yeni bir nesil var. Yani sosyoloji dönüşüyor. Belki evet, İran bunu bir 20 yıl önce, bir 30 yıl önce çok rahat yapıyordu. Belki devrim sonrası o ideolojiyle, o ideolojik motivasyonla orada kendisine bir takım alanlar bulur ama yeni sosyoloji böyle değil. Özellikle yeni nesil artık dış müdahaleleri istemiyor. Dış ülkelerin kendi ülkelerinde bir takım sosyolojik ve siyasal mühendislikler yapmalarını, yönetmelerini, hegemonya kurmalarını istemiyor. İşte Irak'ta bunu çok iyi görüyoruz açıkçası. İran'ın biliyorsunuz Irak'ın biliyorsunuz %60'ı Şii. Ve İran'ın Irak'ta ciddi bir nüfuzu var. Ama Irak'ta protestolar olduğu zaman İran'a karşı yöneldiğini görüyoruz. İran'ın konsolosluğunun yakıldığını görüyoruz. O nedenle bu sürdürülebilir bir politika değil açıkçası. İran yetkilileri de muhtemelen anlıyorlar bunu ama bu oturmuş bir yapı ve bunu bir şekilde dönüştürmek hakikaten zor. Bu yapının içerisinde tabii ki güç devşiren gruplar var. İşte devrim muhafızları dediğimiz özellikle böyle kaos ortamlarında, iç politik ortamda da daha etkili oluyorlar. Özellikle işte Trump döneminde maksimum baskı stratejisinin verdiği o kaosla beraber askerin, devrim muhafızlarının İran siyasetinde çok daha güçlü hale geldiğini görüyoruz. Evet, güçlülerdi ama daha güçlü hale geldiler. İşte Körfez'de gerilim arttığı zaman, Irak'ta ABD, İran gerilimi arttığı zaman askerin tabii ki etkinliği, siyasal alandaki etkinliği de artmaya başlıyor. Evet, ama sürdürülebilir. Belki özetle onu söyleyebilirim çok uzatmadan. Sürdürülebilir bir strateji değil. Son olarak nükleer müzakereler elbette hem İran halkının gündeminde hem dünya gündeminde. Reisinin göreve gelmesi durumunda ya da bir muhafazakar ismin, öyle söyleyelim, seçimler daha sonuçlanmadı. Süreç nasıl işler size göre? Şimdi İran siyasal sisteminde başta ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanı rehberle uyumlu politikalar takip ettiği sürece etkili. Eğer karşıt politikalar takip ediyorsa bir şekilde o çatışma ortamında yıpratılıyor. Ve genelde de eski cumhurbaşkanları çok makbul insanlar olmamaya başlıyorlar. İşte Ahmedi Necat örneğini görüyorsunuz. Hüseyin Hatemi, Muhammed Hatemi örneğini görüyorsunuz. Belki Ruhani de belki. Evet, yani Ruhani çok çaba sarf ediyor işte. Görev bıraktıktan sonra sistem tarafından işte şey olmamak için, ötekileştirilmemek için. Yani eğer çatışırsanız rehberle ve rehberin temsil ettiği sistemle çatışırsanız sistem sizi bir şekilde Cumhurbaşkanlığınız sonrası ciddi anlamda yıpratıyor. Bunu Ahmadinejad örneğinde çok iyi görüyoruz. Yani iki defadır veto ediliyor. Cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim aday olduğunda veto edilir. Hadi ötekiler tamam belli üst makamlara geldi diye ifade etmiştik. Ama Ahmadinejad Cumhurbaşkanlığı da yapmış bir isim örneğin. O nedenle sistem ve rehber burada dış politikanın belirleyicisi. Ve şu an rehberin ve sistemin, müesses nizamın açıkçası Biden'la uzlaşmak açısından bir yaklaşım var. Yani uzlaşmak istiyor. Ama bununla beraber de böyle nasıl söyleyelim, elini yüksekten açmak, elini daha sağlam tutma, müzakereleri daha sıkı yapma düşüncesi de var. O nedenle açıkçası bir esneme politikası takip etmiyor.
Ama Biden'ın güçlü bir iradesi var. Hakikaten nükleer anlaşmaya dönme ve İran sorununu, nükleer sorunu diplomasiyle çözmeye yönelik ciddi bir irade koymuş durumda. Hı hı. Zannedersem birkaç ay sonra kesin bir çözüm olmasa dahi bir yumuşama, belki ara çözümler olacaktır. Çünkü Biden'ın da ikinci bir anlaşma yapma isteği var. Yani Biden evet nükleer anlaşmaya döneceğim dedi ama daha iyi bir anlaşma yapmak için döneceğim dedi. Belki Trump'tan farkı şu, Trump bu yeni anlaşmayı İran'a zorla yaptırtmaya çalışıyordu. O baskı stratejisi, yaptırımlar vesaire baskıya dayalı bir zorlamaydı. Biden bunu diplomasiyle yapmaya çalışıyor. Çünkü İran'ın sadece nükleer programı tehdit olarak algılanmıyor. Balistik füzeleri, proksileri, bölgesel politikaları da ABD açısından revize edilmesi gereken ve bir şekilde kontrol edilmesi gereken unsurlar olarak düşünülüyor. Yeni bir anlaşma isteniyor. O nedenle şunu ifade edebilirim. Bir yumuşama dönemi olacaktır diye düşünüyorum ABD, İran ekseninde. Bu şeyden bağımsız olarak, Cumhurbaşkanı'nın kim olduğundan bağımsız olarak. Çünkü şeyin sistemin, müesses nizamın buna ihtiyacı var. İran'ın buna ihtiyacı var. Ve Biden'ın da güçlü bir iradesi var. Belki son olarak şunu ekleyebilirim. Birkaç ay önce Ali Hamenei bize Hizbullahi bir cumhurbaşkanı lazım dedi. Hizbullahi cumhurbaşkanı derken de herkes bir asker cumhurbaşkanı mı geliyor? Yani devrim muhafızları adayı birim olacak diye düşündü. O gün anlaşılan Ali Hamenei ABD'yi tehdit ediyormuş. Yani eğer hızlı davranmazsanız, olumlu adımlar atmazsanız bir askerle, bir asker cumhurbaşkanıyla müzakere etmek zorunda kalırsınız. Ama zaten askerin sistemin içerisindeki etkinliğinden Hamenei de rahatsız. Ve onun için bir ruhbana ki İbrahim Reis'i biliyorsunuz bir din adamı. Hı hı. Yani tam karşılığı yoktur. Ruhani dediğimiz bir isim oluyor ama hani din adamı diyelim. Hı hı. Bir din adamını yeniden cumhurbaşkanı yapıyor. Yani bir askerin yapılmasını istemiyor. Çünkü sistem içerisinde de güç dengeleri var. Tamamen askerin etkin olduğu bir yapıyı Hamenei de istemeyecektir. Ve reisi bu manada da belki Hamenei için bir önceki zaten Ruhani karşısında da 2017'de onun adayıydı. Ruhani'ye karşı reisi adayıydı. Bugün de aday olarak çıkmış oldu. Reisi muhtemelen Cumhurbaşkanı olduğunda da Ali Hamenei ile uyumlu politikalar takip edecektir diye düşünüyorum. Herhangi bir belki ileriye ikinci dönemde sorunlar yaşanır çünkü ciddi sorunlar oluyor. Her ne kadar başta uzlaşsa da sonradan çok fazla tartışma çıkıyor. Şeyde de öyle oldu çünkü Ahmedinejad'da da başta bir uyumluluk vardı. İkinci dönemde ciddi tartışmalar ve çatışmalar oldu. Açıkçası reisi sistemle uyumlu bir isim. Rehberle uyumlu çalışabilecek bir isim. Ve ABD İran ekseninde de yumuşama bekliyorum diye özetlemiş ve bağlamış olayım. Sayın Sarı çok teşekkür ediyoruz. Programın girişinde bir hata yaptım, özür dilerim. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, evet, ORSAM'da görevli Sayın Sarı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Güçlü Bey, Barış Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ümit ediyorum dinleyicilerimiz keyif almışlardır. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.